Evet arkadaşlar, şimdi Joe geldi. Doberman yavrumuz. Geçen yine Dobermanlar hakkında biraz bilgi vermiştik. Şimdiki Dobermanımız da Kızıl Doberman, King Doberman. Annesi babası Antalya'da bilinen şampiyon ırklardan. Onun yavrusu. Şimdi Asus kardeşimiz besliyor. Şimdi Asus'un neden Doberman seçtik ya da neden biz Doberman besliyoruz? Neden başka ırkları beslemediğinde anne babaya illa ben Doberman istiyorum dedin? Çünkü ne bileyim çocuklar daha böyle yani ne bileyim hani oyuncu böyle ne bileyim ilgilenen bir köpek. Hani böyle yalnızlık hissiyatı vermiyor. Çok eğlenceli yani o da bizim kardeşimiz gibi. O yüzden çok severim yani ne bileyim. Evde hep seninle beraber mi? Evet. Genelde hep yalnız kalıyorum mesela hiç yalnızlık vermiyor bana. Başka evde kedi köpek başka bir şey var mı? Var. Bir sürü köpeğim, bir sürü yani hayvanımız var. Onlarla mesela şey nasıl arası? Zarar veriyor mu onlara? Yok iyi yani anlaşıyor. Bir sıkıntı yok yani. Yok. Şimdi arkadaşlar Doberman geçen gün anlattığımız gibi anatomik olarak diğer ırklardan daha farklı, daha büyük bir ırktır Doberman. Bekçilik ve alan korumada gayet iyidir. Bu Kızıl Doberman'ımız. Mesela bunun şeyini biliyor musun özelliklerini? Yani Doberman alan korumada, bekçilikteki karakteristik özelliklerini tam tanıyor musun köpeğini? Yani bilmiyorum, birkaç video izlerim aslında. Şimdi şöyle söyleyeyim ben sana. Doberman meselelerde sen çıktığın zaman, gezdiğin zaman seni birebir koruyabilecek bir ırk. Evde yalnız kaldığın zaman evi çok rahat koruyabilecek bir ırk. Yani alan koruma ve bodyguard'da onun için üretilmiş bir ırktır. Bu Almanların polis köpeğidir normalde. Arkadaşlar Doberman'ımız yemeğini nasıl veriyorsun, bakımını nasıl yapıyorsun onu biraz anlat bize. Yemeğini işte... Hatta biraz daha böyle çekelim arkadaşlar görsünler. Yemeğini saatine veriyoruz. Ondan sonra birazcık oyun oynuyoruz. İşte o yemekten sonra tuvalete çıkıyoruz. Bunların hepsine sen ilgileniyorsun değil mi? Evet. Evet. Şeyde mesela günde kaç oyun mama veriyorsun? Kaç oyun yediriyorsun? Günde işte 3-4 yani değişiyor işte. Hani şimdi yavru olduğu için fazla şey yapamıyor. Hani yemeğini arada bir hani bazen yemiyor. İşte yanına hani yemek katıyoruz. Onu da şöyle yapacağız. Yavruyken 3-4 aylıkken günde 3 kez vereceğiz mamasını. Sabah, öğlen, akşam gibi. Evet. Mesela kullandığınız mamanın üstünde arkadaşlar şeyler yazar. Endin şeyini alabilir miyiz yavru mamasını? Siz de endi kullanıyorsunuz herhalde. Değil mi? Evet. Babaanne öyle söylemişti. Arkadaşlar mamaların geçen gün de yine videomuzda göstermiştik. Her mamanın ırkına göre kullanması gereken ayına göre gramajları vardır. Mesela bizim köpeğimiz şu an Doberman 3 aylık. Bakacağız şimdi mamasına. Orada günlük kaç gram şey var ya büyük mamamız. Şu. Onu alalım. Orada gramaj olarak ne kadar vereceğini aynen. Arkadaşlar Engin'in yavru maması. Bunun arkasında bakacağız. Burada mesela şey yapar. Kaç haftalık bizim köpeğimiz atıyorum? 8 haftalık diyelim. 8 haftalık kaç kilo gelir? 7 kilogram gelir. Günlük atıyorum 135 gram 150 gram arasında günlük vermemiz gereken miktar. Yani kullandığımız mamanın arkasında haftalığına ve kilosuna göre birleştiriyorsun. Günde ne kadar vereceğin çıkacak. Bunu da ne yapacaksın? 3'e böleceksin. Yani atıyorum 50 gram sabah, 50 gram öğlen, 50 gram akşam veya ona göre tam dozunu ayarlayarak verirsen daha da iyi olur. Bunun dışında tüyleri daha parlak, daha canlı olsun diye takviyeler var. Biverus'ları alabilir miyiz? Biverus yazan tabletlerinizi. Ek takviyeler var Dobermanlar için arkadaşlar veya bir Rottweiler için, bir Alman Pudel için tüyleri daha parlak, dökülmesin, daha canlı olsun diye ek takviyeler var arkadaşlar. Bunlar bitkisel takviyeler. Hiçbir şekilde kimyasal olmak için zararı olmayıp tam tersine artısı olan takviyelerdi. Bunları mamanın ile beraber kullandığımız zaman tüyleri, anatomisi daha canlı olur. Şu şekilde üstünde yazan Biverus, çinko ve biyotin içerir. Bunun amacı da daha iyi bir deri yapısına, daha iyi bir tüy yapısına sahip olması için. Bunlardan da kullanacağız. Bugün aşısı için geldi Joe. Aşısını uygulayacağız arkadaşlar. Ondan sonra ilerleyen periyotlarda zaten takip edeceğiz gelişimini, büyüme şeklini. Senin sormak istediğin bir şey var mı köpeğinle alakalı? Yani kafana takılan, merak ettiğin bir şey var mı? Hep konuşuyoruz ama. Evet, aslında biliyorum yani, özelliklerini birçoğunu biliyorum yani. Takip ediyorsun internetten evet. De her şeyi. Arkadaşlar ilerleyen zamanda yine Joe'yu göreceksiniz zaten. Evet. Büyüme evrelerini, kullandığım mamasıyla, verdiğimiz takviyelerle ilerleme şeklini, aşılarını da düzenli olarak takip edeceğiz. İlerleyen zamanlarda yine Joe'yu size tanıtacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere.